Sevgili arkadaşlar, biz evliliğin her meselesini, ama her meselesini, her şeyini açık açık, şeffaf bir şekilde konuşmak, ancak mesafe kuralları dairesinde, hoşgörü dairesinde konuşmak zorundayız. Aynen için söyledim. Hiçbir taşeron işçisinin işine son vermeyeceğiz. Olacaksa da bir elin parmaklarını geçmeyecektir dedi. Bizler son 3 ayda basından da izliyoruz. Bizim başkanımıza emanet etmiş olduğumuz taşeron işçilerden 30'un üzerinde olan arkadaşımızı işten atarak günaha girmişti. Yani milyoncu kardeşinin söylediği gibi benim günahım varsa çekeyim dediği günaha girmiş oldu Ramazan'ın içerisinde. Bu arkadaşlarımız bu arkadaşlarımız Ramazan öncesi işsiz kaldılar. Ve dikkat ediyoruz ki bu arkadaşlarımızın birçoğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı üyeler. Sanki siyaseten cımbızla içinden çekilmiş gibi yapılan bir faaliyet. Çok değerli arkadaşlar. 30 kişi çıktı diyor grubu sözcüsü Cumhuriyet Halk Partisi. Peki, günah itisabını veremeyen insanlara ben için cevap vereyim. Sizler günah ikinci olan cevabını verin. 300 tane insanı çıkarttınız, hesabını verin. Bakın, o günleri ben inceledim. Nezaket kurallarını da bozmak istemiyorum. O günkü, burada herkes duysun. O günkü belediye çalışanı 700 kişi. Çıkardılar 300 kişi. Oranladığımız zaman 104'ü yapar. Sayın Başkan. Hiç yanlışını doğru etmiyor. Sayın Başkanım, 300 kişiyi 2009 yılında biz iktidara gelince mi çıkarmışız? Bunu söylüyorsunuz kürsüden. Evet. Tam o zaman biz belediyenin kayıtlarına baktınız. Size evet, kim bilgi vermişse, kim bilgi vermiş, yanlış bilgi vermiş. Çünkü, ben yanlış olsun. Bakın anlatıyorum. Çünkü 1000 tane personelin 645 tanesi taşeron personeldir belediyede. Diğerleri devlet memurudur. Nasıl oluyor da 700 personelin içinden biz 300 tanesini işten atabiliyoruz. Böyle bir şey olma şansı yok zaten. Peki sizler, orada emekliliği gelen insanlar var. Ben hiç kimse kusura bakmasın. Emekliliği gelen sadece birileri olduğu için işe girmesine karışayım açıkçası. 3 ayda bu belli olmaz. Performansı düşükse en az 6 ay 1 sene arkadaşlarına çalışmasına bakılır. Hakikaten düşükse siyasi görüşe de bakılmadan çıkarılır. Hiç önemli değil. Çalışmayan, emek sarf etmeyen, alın teri dönmeyen, sadece kalk basıp işe geldim diyen, elini cebinde gezen, kim olursa olsun, babam öyle olsa ne olacak? Emekli olarak işten ayrılan arkadaşlarla ilgili herhangi bir şeyimiz, şikayetimiz yoktur. Çünkü onlar en azından emeklidir ve kendi ekmeklerini evine götürebilmektedirler. Bizler sadece emekli olmayan çalışan taşeron işçilerinin işten çıkarılması konusunda her bu Ramazan öncesi evlerine ekmek götürmeyecek pozisyona gelmelerinden dolayı rahatsız. Bunu bari bir sizden şunu istiyoruz, rica ediyoruz, arz ediyoruz. Lütfen bunları tekrar düşünün. Bazı arkadaşlar teşekkür ederim. Ve burada yalnız bu arkadaşlar iş performansları düşük olduğu içindir. Ve hakikaten bunları burada konuşmak istemiyorum. En güzel tartışma mecliste yapıldı. Bu birincisi bu. İkincisi, bizim söylemek istediğimiz şu. Zonguldak bölgesinde bir sürü belediyelerden, AKP'den CHP'ye geçenler de olmuş. Hiç duydunuz mu bir tanesinde? AKP'li çalışanları 5 yıl boyunca işten çıkarmıştır. Çaycumla'dan, efendime söyleyeyim Devrek'ten, efendim Alaplı'dan, efendime söyleyeyim Gülüş'ten, Kandili'den. Bir tane duydunuz mu? Bu şey içinde çalışanlar işten çıkarmıştır diye. Böyle şey duydunuz mu? Ben bunu söylemek istiyorum. Peki sizin 2009 yılında çıkardınız. Resmi dönemde bahsettiniz başkan. Tam 20 yıl önce yani 4 dönem geldi. 20 yıl önce ben o dönem 15-16 yaşında bir gençtim. Geçmiş dönemde benim sorumlu tutulmam, yani siz önce geçmiş dönem hesabını verin, ben bu dönem hesabını vermek değil mi? Bence çok yanlış. Herkes kendisiyle sorumludur. Bazen bir hatası, o yüzden ama böyle bir söylem, inanın bizi böler. 2009 yılında olmamıştır, o konuya gidip, yani o dönemde ben bir eğitim meclisinde bile değilim. Geçen ay vermiş olduğumuz 7 tane soru önergesine cevapları geldi.
Yani sizden, sizin tarafınızdan, imzanızla bize cevapları geldi. Ben sizden sadece şunu rica ediyorum. Lütfen bizim sorduğumuz soruları siz okuyun. Başkanım, bunu basına dağıtacağım. Basın bunu muhakkak yazacak. Bakın, bu okunmadan cevap verilmiş veyahut siz kandırılmışsınız. Sizler kandırılan insan nedir biliyor musunuz? Kandırılan insan onun da bilgisi, onun bir değerlendirilemeyen, başkanın aklına muhtaçtır. Benim aklım bana yetiyor. Benim aklımda fazlalık da var. Merak etmeyin. Parti grup sözcüsü olarak söylediği lafı kabul etmiyorum. Verdikleri tüm önergeler tek tek okunmuştur. Bilgiler herkese görüşülmüştür. Başkanım. Bunu kabul etmiyorum. Artı kendileri bize nezaket gösterip de bize belediyeyi teslim etmediler. Bizi kimseye emanet etmediniz. Nezaket gösterip de gelip de belediyede Sayın Hüseyin Uysal'a başkanlık makamını emanet etmediniz. Kabul etmiyorum. Kesinlikle konuşmalarını da tasvip etmiyorum. Biz de buradayız. Konuşmalarında hak bulmuyorum efendim. Sayın Başkanım. Reddediyorum. Sayın Başkanım. Reddediyorum. Ben size... Kabul etmiyorum. Sayın Başkanım, dışarıda konuşabiliriz. Sayın Başkanım, sen de misin? Anlamına gelir. İki ayrı yönetmelik söz konusudur. Bu yetenekler birleştirilmiştir. İkisinin çalışma etmeyene herhangi farklılık yoktur. Birleştirme işlemi yapılmıştır. Çok basit bir işlem bu. Yani. Bunu bile burada karşılıklı. Bunu bile burada karşılıklı. Ben oylamayı geçiyorum. Oylamayı. Kabul edenler. Komisyona havalesini söylüyorsunuz. Evet, biz komisyona istiyoruz. Komisyona gitmesi için oylamaya geçiyor. Komisyona gitmesi için oylamaya geçiyor. Kabul edenler. Sayınlarız. Evet, kim sayılı arkadaş? Patron. 13. Kabul etmeyenler. Maalesef öyle. Kabul edilmesi demek, senden kabul edilmesi demek. Yani şu tamam. Biz sadece komisyona gidip bir gitmeyeceğiz, onu oynadık. Maddeyi kabul edilmesi. Kabul Peki, yani sabah sıfırı varmış oluruz. Kabul edenler. Altıncı maddeyi dalga geçeceğiz. Hayır. Şimdi siz 5. madde. Beşinci madde. Altıncı madde diyor. Altıncı madde. Altıncı madde. Altıncı madde.
Dalga mı geçiyorsun? Şuna koyayım. Sen de. Ben doktorluktan geldim, siz biliyorsunuz. Ona rağmen siz şey yapıyorsunuz. Bu madde plan proje müdürü, yapı kontrol müdürünün tek bir müdürlük altında birleşmesini ve yapı kontrol müdürlüğünün iptal edilmesini görüşürüz. Bu da yapmasın. Ama siz o madde bu madde, okuduğunuz madde bu. Dedi ki komisyonun gitmesini ona verin. Avukat Bey bile anlamamış yani. Oradan kendi grubunuzda arkadaş bile anlamamış. Ben nasıl anlayayım yani? Ya başka oyunda kurtulmanız için yani soruyorum. Peki. Senin ayarsın. Peki. Kaydı geçimi bana ne yazsın dedi arkadaş. Bana ne yazsın dedi sayın başkanım. Ne ediyorum bana o şekilde konuşmasını. Bana ne ayarsınız dedi. Kaydı geçti. Sen kuruyorsun.